sinemada mesela biz bununla alakalı şey kalıyor, çok zayıf kalıyoruz. Hı hı. Niye bu örneği getirdim? Şimdi tam da bu küreselcilere, bu dünyayı yöneten yapı ve sistemlere sinema üzerinden göndermeler yapmak üzere bir niyetle yola çıkan genç bir ekip var. Hı hı. Şimdi geçtiğimiz günlerde onlarla biz tanıştık. Evet, sizinle de tanıştılar. Ben bunlar, eski bir sinemacıyım tabii. Evet, bu arada. Yani bu vesileyle 9 arkadaştan sizinle de görüştüler. Konusu 2013 yılında geçen enteresan bir film çekti bu çocuklar. Hı hı. Yani sıfır bütçeyle, 30-40 bin liralık bir bütçeyle, değerli izleyenler, böyle idealist gençler. İşte bu küreselcilere, kabalistlere göndermeler yapan, ironik mesajları da içinde barındıran bir film çektiler. Furkan Kopuz, genç senarist, yönetmen arkadaşımız. Bu onun üçüncü uzun metraj filmi. Bilim kurgu ve macera türünde bir filmdi bu. Çok düşük maliyet. Çok yani düşük. 30-40 bin liraya çekmişler. Bunu, onun bir fragmanını bir izleyelim. Tabii, hep o kadar birlikte. Da şey yapmayın. Yani bir sürü yardımlaşarak fedakarlıklar. Yani hiç kimse hiçbir şey, kostümlerini falan hepsini imece usulü. Kendileri. Yani onların bir araya gelmişler. Çok daha değerli bir emek katkıları var. Fikir. Hiç kimse bir şey almayınca, yani cari harcaması o kadar. Hani biri de bize 30 bin liraya böyle bir film çek diye gelmesin çocuk. Sonuç yok yani, öyle bir şey mümkün değil. Yokluktan. Yemekleri de kendi ceplerinden yiyerek, dolmuşlarını kendi cebinden ödeyerek, sırtlarında taşıyarak bir emek vermişler. Bir izleyelim, evet. Değerli izleyenler. Onun üzerinden İnşallah bugüne bir... Tayyip Bey de bunu ya da o Bilim Sanat Politika Kurulu bu arkadaşları davet edip bir konuşsa, yani Anadolu'daki bu Yağız delikanlıların neler yapabileceğini gösteren muhteşem bir örnek aslında. Eyvallah. Bir izleyelim kıymetli izleyenler. Filmin ismi Evrensel Döngü, Yaşam Ağacına Yolculuğun Fragmanı. Kronos ordusunu kökünüzü kazıyacak. Cehennemin dibini boylayacaksınız. Artık bitti. Yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksin. Yolun sonuna geldik. Yaşam ağacına kalırsa imkanınızı fark ettirmeyin. Eğer kalın Kronos'u ütülmezsek her şey berbat. Ve her ne olursa olsun. Ömer Ali dinlen o şirketi. Bir daha hasta olsa içmesi gerek. Onların ağacı bulması, Ferda'yı ele geçirmesi, umudun, her şeyin sonu olabilir. Ayrıca çok fazlalar. Sonumuz geldi. Onları fark ettiğimizi bilmiyorlar. Ölüm onlara sürpriz olacak. Kopyaları olan tek sen varsa sanırım. Profesör yaptı yapacağım. Evet, profesör bu deneyi başkalarına da kullanıyor. Onları katledin. Karanlık çöker. Aydınlık kapanır. Dünyadaki herkes burada ha? Şu koca gezegende bu kadar kaldım. Ömer Ali'ye yoldaşları. Size sadece kan kokusundu. Ölüm ensenizdeydi adeta. Şimdi üstadım, bu fragmanını izlediğimiz yapım yaklaşık 2 saatlik bir sinema filmi. 50 kişilik bir ekiple, tamam. 30-40 bin lirayla çekilmiş amatör, bir film. Amatörce, yani işte profesyonel ruhla ya da amatör ruhla profesyonelce çekmeye çalışmış. Ellerinden gelen bir şey yani yapmaya çalışmışlar. Şöyle düşünmek gerekiyor. 30 bin lirayla bunu yapıyorlarsa 3 milyon lirayla ne yapabileceklerini, 30 bin lirayla 3 milyon lira arasındaki farkı hesaplayarak öngörebilirsin. Şimdi bu film çekildi. Şimdi izleyicilerimiz diyecek ki, ya bu gençler madem böyle bu küreselcilere, kabalistçilere de göndermeler yapıyor, enteresan bir film çekmişler, sinemalarda ne zaman gösterime girecek diye. Bu çocuklar sinemalara yer bulabilmek için şartlar çok ağır olduğu için, çok finansal kaynak gerektiği için, ellerinde bu para olmadığı için yer bulamadılar. Dediler ki, madem biz sinemalara gösterime sokamıyoruz bu filmi, o zaman gidelim belediyelere. Ya 900 küsür belediyeyle bunlar temasa geçiyorlar. Değerli izleyenler, 919 belediyeyle görüştüğünü bana bizzat yönetmen Furkan söyledi. Dedim ki, ne sonuç aldınız? Abi dedi, iki belediye döndü bize.
onların vesilesiyle işte geçtiğimiz hafta onun galasını yaptılar. Yarın da 27 Kasım Salı günü Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde saat 20'de gösterimleri var. Nasip olursa siz müsait misiniz bilmiyorum ama yarın o saatlerde bizim canlı yayınımız olduğu için biz gidemeyeceğiz. İşte özellikle Pendik Belediyesi'nin de çok destek olduğunu vurguladılar. Yani imkansızlıklar içerisinde bir çalışma yapıyor Anadolu çocukları sinemada var olmak için. Amatör bir çalışma, mesaj vermek istiyorlar bir yerlere ama maalesef bu mesajlarını verecek imkan da bulamıyorlar. Şimdi biraz önce bana bir WhatsApp'tan mesaj geldi. Trabzon Belediye Başkanı'na Van Valisi'nin aday gösterilmesi söz konusuymuş. Ben de bir süre önce Van'ı ziyaret etmiştim. Sayın Vali yani Van halkı da çok seviyor, çok dürüstçe. Kayyum olarak Kayseri eski genel sekreteri de gelmiş orada beraber. Çok güzel çalışmalar yapmışlar. Şimdi Trabzon'a belediye başkanı adayı olur ya da Van'a belediye başkanı adayı olur. Yarın açıklanacakmış. Onları da inşallah belki buradan hemen gelen nottan yola çıkarak söylüyorum. Belki Trabzon'da da böyle bir amatör çalışmanın, üniversitelerin de buna sahip çıkması gerekiyor. Yani. Daha iyisini yapabiliriz, eleştirebilirsiniz. Hı-hı. Bu çocuklar sizi eleştirildiniz diye üzmeyecekler, ciddiye alınsın. Yani kostümü eksikse, parası olmadığı için yani. Ama sıfır bütçeyle bunu yapabildiklerine göre mesela yine aynı şekilde gelen haberlerden bir tanesi de Çorum il başkanı, belediye başkanı adayı avukat bir arkadaşımız. Ben yakından tanıyorum kendisini. Dürüst, güvenilir birisi. Yani şimdi gördüğüm için onlar üzerinden söylüyorum. Başka değerli belediye başkanı adaylarımız da vardır. Allah razı olsun onlardan. Yanlış isimler de var bana göre. Onların da engellenmesi lazım. Yani bazılarında ben dilimi onları soracağım. Söylemeye çalışıyorum. İsimlendirmek istemem ama inşallah Çorum belediye başkanıyla da temas kursunda ben şimdiden de kendisine selam söylüyorum. Belki Çorum'da da böyle bir sunum yapılabilir. Yani bu gençlere, bu amatör ruhla bir şeyler yapmaya gayret eden sinemada da var olmalıyız. Yani bütün mevzileri işte onlar yönetir ve kontrol ederken biz de var olmalıyız gibi bir duruşla ve ciddi manada da şimdi fragmanın dikkatinizi çekti mi? Yani o her şeyi gören göz illuminatiye bile atıflar vardı fragmanda. Evet, yani semboller üzerine çalışmışlar. Semboller üzerine çalışmışlar. Bir takım, evet. Yani karakter tipleri oluşturmaya çalışmışlar. Bunlar doğru yönde ileri doğru atılmış küçük bir adım ama gelecek vadeden adımlar. Yani cesaret de istiyor bu işler ve herkes gönüllü olarak yoksa 60 bin lira dediğiniz bütçe bunların yol parası değil, yemek parası yani. Değil ama herkes kendi giyeceğini kendisi oluşturarak makyajını kendi yaparak dayanışarak yardımlaşarak bir eser ortaya koymaya çalışmışlar. Dertleri var, çileleri var. Allah razı olsun. Evet, tebrik ediyoruz Furkan İnşallah Kopuzu arkasını. Ve ekibini. Yarın 27 Kasım Salı günü akşam 8'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde de gösterimleri var. Böylece de devam edecek Evrensel Döngü Yaşam Ağacına Yolculuk. Şimdi bizim evrensel döngümüz siyasette üstadım yeni bir aşamaya girecek. Bu arada izleyicilerimiz bu fragmanını gösterdiğiniz evrensel döngünün işte izleyebileceğimiz bir yer var mı diye soranlar için tekrar ediyorum. Yarın Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde saat 20'de ve bir de YouTube kanalı var arkadaşlarımızın. Kopuz Film diye yazdığınızda bilgilere ulaşabilirsiniz. Reklam arasına gidiyoruz. Dilipak'ın